Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Hoş geldiniz. Bu içerik bir önceki içeriğin devamı niteliğinde. Yani XH2S'in bu sefer video menüsünü inceleyeceğiz. Aslında bazı şeyler daha böyle karışık gibi gözükse de daha kolaylaştırılmış halde olduğunu göreceksiniz. Hadi gelin o zaman menüye girelim. Gözüklerimi bir takmama izin verin. Evet sevgili dostlar. Menüye girdiğiniz zaman tabii menüye girmeden önce yapmanız gereken önce mod çarkınızı video konumuna getirmek. Video konumuna getirdiğiniz zaman ilk gireceğimiz ayar en üstteki ayar. Yani video ayarlarına gireceğiz. Buradan da birinci ayara gireceğiz. Birinci ayara girdiğiniz zaman arzu ettiğiniz bütün ayarlar aslında karşınıza çıkacak. Eğer arzu ederseniz buradan doğrudan doğruya pardon, buradan pardon. Buradan nasıl çekmek istediğinizi ayarlarsınız. 6K3 bölü 2 mi çekmek istersiniz? Bunu da işte 29.97'ye mi çıkartmak istersiniz? Yoksa e, 4K 16 bölü 9 onda 60 FPS'ye kadar mı çekmek istersiniz? Sonra bakalım daha yukarıya var mı? Yokmuş tamam. Yoksa Full HD Pardon, full HD 60 FPS'ye kadar mı çekmek istersiniz? Bunların hepsini buradan ayarlıyorsunuz sevgili dostlar. Bunu okeyledikten sonra da buradan hangi dosyada kaydedeceğiniz. Eskiden hani H264, H265 vardı ya ona burada ilginç bir biçimde elbette ki doğru kart ile beraber izin veriyor size ProRes seçenekleri çıkıyor gördüğünüz gibi. ProRes LT, ardından ProRes 422 MOV, ProRes HQ, isterseniz 265 Long Gop 422 720 megabit. Bu arada 50 megabit saniyeden 720 megabit saniyeye kadar kayıt imkanı sağlıyor ki böyle bir şey yaparsanız yani mesela burada bunu yaparsanız hemen bakalım kaç dakika izin veriyor. 22 dakika kayıt izin veriyor 128 GB'lık karta. Tekrar dönelim hepsini tek tek inceleyelim sevgili dostlar. Ondan sonra buradan eğer ki All Intra'ya girerseniz 720 ile beraber o zaman da size 22 dakikaya düşüyor. Longok ile All Intra biliyorsunuz All Intra daha çok veri kaydeden bir format onu unutmayalım. Ondan sonra tekrar buraya girdiğimiz zaman buradan 265... Longo All-Intra 4.2.0 bunlar daha düşük olacaktır elbette. Ee, ama ProRes, ProRes LT'ye bakalım. ProRes LT'de makinanız size 44 dakika ama yok e, full HD'deyiz çok özür dilerim önce bunu ayarlayalım. Biz normal evet. biz bu ayarımızı tekrar 4K 16 bölü 9'a ve bunu hani sinematik çekeceğiz ya 24p olarak ayarlayalım. Ondan sonra buradan da gelelim ve bakalım kaç dakika veriyor. 36 dakika 39 saniye veriyor. 100 aslında 38 dakika veriyor. Ben bir iki kayıt yaptım. 38 dakika veriyor. Tekrar girelim sevgili dostlar video ayar listesine. Ve buradan 4.2.2'ye geldiğiniz zaman bir anda göreceksiniz ki 26 dakikaya düşüyor kaydınız. ya yani Daha doğrusu 28 dakikaya düşüyor ama eğer ki buradan kalkıp HQ Prores HQ'ya girerseniz sevgili dostlar orada da kayıt süreniz 18 dakikaya düşüyor. Yani hangi formatı seçeceğinize eğer dikkat etmezseniz mevcut kartınızda bir anda mevcut kartınızı doldurabilirsiniz. Bundan dolayıdır ki böyle bir ekstra HDMI kayıt edici işte hiç olmazsa 512 GB'lık bir kayıt ediciye ihtiyacınız var ki en azından en yükseğinde dahi bir saate yakın bir çekim yapabilirsiniz. Devam edelim. Onun haricinde buradan geliyorsunuz istediğinizi ayarlamaya. Buradan biliyorsunuz birinci ayarı seçerseniz profil çekimi anlamına geliyor bu. Yani f logların dışında doğrudan doğruya işte Provia mı seçtiniz, Zeterna mı seçtiniz? O seçtiğinizde e, color yani renk profilini seçerek kayıt yapabiliyorsunuz. İkinci seçenekte birinci Eflog, bizim bildiğimiz eski Eflog'da çekim yapabiliyorsunuz. İkinci seçenekte Eflog 2'de çekim yapabiliyorsunuz. Son seçenekte de HLG'de e, çekim yapabiliyorsunuz. Ki HLG doğrudan doğruya H265 kodek kullanıyor ama Eflog'lar istediğiniz ProRes dosyalama sistemini kullanabiliyor. Ben şimdilik bunu Flog 2'de bırakacağım. Şimdi eğer ki bilgisayarınızı daha hızlı çalıştırmak istiyor iseniz ve bilgisayarınız zayıf bir bilgisayarsa size bu seçenek proxy açık bir proxy kayıt da yapıyor ki proxy kayıt sayesinde işleme esnasında proxy'yi devreye sokup proxy'de editing'inizi hızlı yapabilin diye. Sevgili dostlar buraya geliyoruz, rob kapalı demişiz. Zaten e, HDMI yukarıdan ayarlayacağınız için kayıtlarınızı burada göstermiyor nasıl olduğunu bakalım yok göstermiyor. Rol kapalı. Şimdi eğer ki doğru HDMI seçiyorsanız o zaman RAW açabiliyorsunuz ve Atomos Ninja'nın ne yazık ki Evet ben buradan çıkacağım sevgili dostlar. Çünkü çünkü maalesef atamız Ninja Plus'ta ancak ProRes RAW kayıt yapabiliyor. Ben bunu burada yapamıyorum. Devam edelim. Evet, önümüze dönelim. Çekim modunuzu buradan ayarlıyorsunuz. Ben genellikle biliyorsunuz manuel çekimler yapıyorum. Dolayısıyla ama arzu ederseniz diyafram önceliği, enstantane önceliği ya da tamamen her şeyi makineye bırakabilirsiniz ki eğer çok deli gibi profesyonel kayıt yapmayacaksanız inanın bana programla po ma, pozlama seçeneği gayet başarılı. Daha önceki zaten tatil de aşağı yukarı bunu kullanmıştım. Şimdi video modunu bunların hepsini zaten denemiştik yapmıştık. Sevgili dostlar yüksek hızlı kayıt. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hani böyle ağırlaştırılmış çekimler var ya çok sevdiğimiz o ağırlaştırılmış çekimleri şu anda bununla yapabiliyorsunuz. Bakalım nerelere kadar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi eğer buradan giderseniz ev yani Full HD'de 240 frame'e kadar çekim yapabiliyor ki bu müthiş. Diyelim ki bakalım burada 240 üstüne üstlük 29'da. Eğer bunu 24P'ye getirirseniz 10 çarpı ağır çekim. Yani size 1 saniyelik çekimi 10 saniyeye yayarak, yavaşlatarak çekiyor ki çok enteresan şey, gayet başarılı, bir öncekinden çok daha başarılı. Hayır ama buradan arzu ederseniz bakalım eğer ki 4K çekim yapacaksanız ne kadar veriyor. O zaman da 120 frame per second veriyor. Orada da 5 Bölü yani 4K'da zaten 4K yavaşlatılmış çekimi inanılmaz başarılı ve 5 misli yavaşlatılmış çekim de gayet yeterli muhteşem e, kareler almanızı sağlıyor. Bunların hepsini ben size daha sonra ki yapacağım içerikte e, işte XH2S ile video çekmekte bütün bu detayların hepsini farklı farklı kayıtların hepsini zaten örnekleyeceğim ben size. Şimdilik sadece menüyle ilgileniyoruz. Buradan da çıkalım. Buradan çıkarken de lütfen şu kapata basmayı da unutmayın. Yoksa devam eder. Buradan medya kayıt zaten birinci de tutmanızda fayda olacak. Çünkü birinci slotunuz sizin doğrudan doğruya CF Express Type E slotu. Yani A slotu. Buradan HDMI çıkış ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kırpma, video kırpma oranını sabitle. Ben bunu kapalı tutuyorum. f kaydı zaten daha önce yapmıştık ama buradan da yapabiliyoruz. Veri düzeyi ara ayarı, ya video yapabilirsiniz ya da tam aralık ama ben videoda bırakıyorum. Işık, ha, burası önemli sevgili dostlar. Şimdi ışık titremesiz enstantane hızı ayarını açar iseniz ben size bir şey göstereyim. Bunu açalım. Normal şeye dönelim. Aşağıda mavi ile 50 yazıyor ya. Şimdi normal şartlarda ben bunu yukarıdan çarktan düzeltmeye kalktığım zaman bunun daha ama şimdi bu tek tek bu sefer ilerletiyor ki ışık frekansınız yani flicker dediğimizi buradan arzu ettiğiniz gibi doğru ayarlayabilirsiniz diye. Nerede flickersiz bir ayar bulabiliyorsanız orada ayarlayabilirsiniz diye. Ama bu sefer de istediğiniz ayara getirmek için akla karayı seçiyorsunuz. Ancak böyle floresanlı ortamlarda yapacağınız çekimlerde bu özelliği kullanın. Anti flicker dediğimiz özellik bu sevgili dostlar. Bunu da ışık titremesi, zensantane hızı ayarı olarak hatırlayın. IBIS modu eğer tabii ki şeyde kullanıyorsanız tribotta kullanıyorsunuz bunu kapalı tutun ama elde çekiyorsanız IBIS OIS olarak tavsiye edeceğim ben size bunu. Ben boost modunu açıyorum. Az bir şey crop olsa da o cropu sizin göz, gözlemleyebileceğiniz bir yüz, yüzde onluk, %10'luk %15'lik on bir crop hiç önemli değil. ISO ayarını zaten manuel olarak yapacaksınız. Zebra ayarını daha önceki içeriklerimde daha önce anlatmıştım ama mutlaka açın ve bunu ya sağa ya sola getirin. Bu zebra seviyesini de %95'e getirin sevgili dostlar. Ben e, video için optimize edilmiş e, kontroller biliyorsunuz bu şey, bunu kapalı tutuyorum çünkü ekrandan ayarlamanızı sağlayabiliyor. O da biraz kafa karıştırıyor. Tali lambasını ön ve arka olarak ayarlıyorum. Soğutma fanı ayarı otomatik bir de ama bunu şu anda biz herhangi bir soğutma fanı kullanmadığımız için bu ayarın hiçbir önemi yok. Diyelim ki bütün bu ayarları yaptınız. Şurada gelen yeni bir kişisel ayar düzenlemeyi kaydet dediğiniz an itibaren buraya gelir bu C kişisele de bunların hepsini kaydedebilirsiniz. Ya da buradan özel modu ayarından da yapabilirsiniz bunu. Bunu seçersiniz, video olarak seçersiniz ve bunların hepsini buraya direkt olarak kaydedebilirsiniz sevgili dostlar. Ben şimdi öyle bir kayıt yapmayacağım dolayısıyla çıkalım buradan. Bunu da eğer ki bir takım ayarlarınızı yaptıysanız ve o ayarları bozmak istemiyorsanız bunu devre dışı bırak da tutmanızı tavsiye edeceğim. Gelelim IQ'ya. Benze, tabi beyaz dengesini hiçbir zaman otomatikte tutmuyoruz videoda. Defalarca söyledim, tekrar tekrar söyleyeceğim. Bunun otomatik yerine iki seçenekten birini seçin. Eğer kelvin değerini biliyorsanız çektiğiniz ortamın kelvin değerini ayarlayın. Bilmiyor iseniz de gün ışığını ayarlayın sevgili dostlar. Daha önce de söylediğim gibi tek bir yanlış beyaz dengesi ayarını düzeltmek milyonlarca çünkü çekim anında çektikçe otomatik olarak düzeltmeler yapacak ve bu sefer de hepsini tek tek düzeltmeye kalkmanız lazım ki baş edemezsiniz hiç buralara girmeyin. Bu keskinlik yüksek ISO noise reduction ayarını ancak ve ancak profilde çektiğiniz zaman işte ne bileyim ben Provia'da ya da diğer seçeneklerden bir tanesini seçtiğiniz zaman kullanabileceğiniz seçenekler. f bunları Hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz, gereksiz olsun. Kareler arası noise reduction, otomatik. Çevresel ışık düzeltme. Ben bunu kapalı tutuyorum arkadaşlar. Buradan da çıkıyoruz. ANF, E Tabii ki bu netleme bölgesi ilginç bir şeydir. Buradan istediğiniz gibi bunu büyütebiliyorsunuz ya da ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü iki farklı seçenek olduğunu göreceksiniz. Bir bölge ayarlı ki ben bunu tercih ediyorum. Neden bunu tercih ettiğimi de şöyle anlatayım ben size. Hiç olmasa biliyorum ki ben Karen olduğu yer netlenecek olan yerdir. Eğer ki, eğer ki işte hayvan, uçak, kuş, muş gibi şeyleri açmadıysanız ya da insan gözüne ayarı açmadıysanız o zaman sevgili dostlar bu ayar en güzel ayardır. Tekrar girelim sevgili dostlar buraya. AFC ya da manuel fokus olarak tercihinizi yaparsınız. Heh, dediğim gibi AF tipi. Ben burada tutuyorum. Yaptığım denemelerde bunu daha güvenli ve kontrolü daha çok bende olduğunu gördüğüm için burayı tercih ettim. Yoksa arzu edersiniz çok alanda da yapabilirsiniz. Bu da genellikle böyle daha geniş manzara çekimlerinizde bilmem ne buna benzer detay böyle belirgin detaylara vurgu yapmak istemediğiniz genel çekimlerde kullanabileceğiniz ama ben çok değişken AF'yi tercih ediyorum. AFC özel ayarları. Bakın. Bununla ilgili ben bir içerik yapacağım ama çok kısaca şöyle anlatayım ben size. İki ayarınız var burada. Bir takip hassasiyeti. İki de AF hızı. Yani otofokus hızı. Şimdi lensinize göre yapmanız gereken deneme yanılma yoluyla tercihlerinize uyabilecek ayarları buradan yaparsınız. Otofokusun daha yavaş geçiş yapmasını sağlarsınız bu AF hızıyla. Ya da takip hassasiyetini daha yüksek tutarsınız ki önünden diyelim ki kamera beni netledi, önümden başka birisi geçti. Eğer bu takip hassasiyet hızını e, ayarlamaz iseniz makine birdenbire önümdeki insana netler, o geçtikten sonra tekrar bana netlemeye çalışır. O arada da istediğin sonuçlar gerçekleşmez. Dolayısıyla bu AF hızı ile takip hassasiyeti e, af özel ayarlarından lensten lense değişebilecek ayarlar bunlar. Lütfen unutmayın bunu. Dolayısıyla bir ayarı bulduğunuz zaman bir lens için onu mutlaka bir kenara not edin. Ki lensinizi değiştirdiğiniz zaman hay Allah benim ayarım neydi bu lens için diye tekrar tekrar aramalar yapmayın. Ben yardımcı ışığı kapatıyorum. Dediğim gibi yüz göz tanımayı fonksiyon düğmelerini atıyorum. Yer, e, nesne algılamayı dediğim gibi oraya... Bunu kapatayım da. Az önce hayvan çektim çünkü. Bunu da şimdi kapatayım. Ama dediğim gibi fonksiyon düğmelerini atıyorum. AFMF'yi anlatmıştım zaten ama AFMF'yi açık tutuyorum sevgili dostlar. MF yardımı da tepe, onu da kırmızı yükseğe ayarlıyorum. Ki sıkıştığım yerde manuel fokusa e de geçebiliyorum çünkü AFC'den manuel fokusa e de geçiş yapabiliyorsunuz otomatik olarak. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yok. Netril kontrolünü açık tutun. Anlık AF ayarını AFC'ye ayarlayın. Alan derinliği ölçerini Film format temeline göre ayarladım ben burada. Piksel temeline göre de ayarlayabilirsiniz ama film format temeli daha başarılı olduğunu gördüm. AF ben bunu kapatıyorum. Dokunmatik ekranınızda bir tek ayar yapıyorum. O da netleme ayarı. Yani ben icabında buradan doğrudan doğruya istediğim yeri netleyebileyim diye oraya ayarladım. Netlik kontrol kilidini kapat. Burada sevgili dostlar ses bölümü var. Ses bölümü de biliyorsunuz çok önemli bir şey. Çünkü bakın şurada bile bir tane mikrofon takmış vaziyetteyim. Kaydedici HDMI kaydedicime şu anda kayıt ses gitsin diye. Bunu da buradan ayar, ayarlayabilirsiniz. Burada diyelim ki ben herhangi bir makineye takmadığım için ama dahili ses mikrofon seviye ayarı var. Harici ki bunu daha çok kullanıyorum ben bir mikrofon bağladığım zaman. Mikrofon giriş ayarı var. Mikrofon ya da line olarak. Mikrofon seviyesini açmak var. Rüzgar filtreleri var. Alçak kesim filtreleri var ki ben bunları kullanmam. X bu XT4, XT3'lerde olmayan XLR mikrofon adaptör ayarı var ki bunlar da biliyorsunuz böyle bir imkan oluyor. Ama bunu daha sonra daha karışık bir konu olduğu için buna girmeyeceğim şimdilik. Ve TC'ye geldik. TC time code dediğimiz bir olay. Profesyonel video çekimlerinde ve diyelim ki çoklu çekim yaptığınız zaman farklı e kameralardan time kod o kadar önemlidir ki senkronize görüntüleri senkronize ses senkronize etmek için bunu çok doğru ayarlamanız lazım. E onun için de ekstra ilave aletler almanız gerekiyor, time code aletleri aletler almanız gerekiyor. Sevgili dostlar, sayma ayarı sadece kayıtta. Kur menüsünü ben başka bir e içeriğe bırakacağım çünkü kur menüsü. XTE 4'ten ve xt 3'ten biraz oldukça farklı sevgili dostlar. Bu sefer de X-H2S'in menü ama hangi menü? Video menüsüne girdik çıktık. Böylelikle böldüğüm zaman iki tane içerikte hangisine başvurmak istiyorsanız hiç olmasa rahatlıkla kapınız karışmasın ve içerik çok uzun olmasın diye bu şekilde bölerek yaptım. Valla umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir ve beğenme butonuna hak etmiştir. Sizlere değer katmıştır. Ee, sevgili dostlar her hala abone değilseniz lütfen abone olun ki Fotoğraf Çekmek Kolay ailesini hep beraber büyütelim bu, ve bu içerikleri daha geniş kitlelere yayalım. Valla şimdilik sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç, Fotoğraf Çekmek Kolay, bugünlük de bu kadar. <laughs>